Bir iki fotoğraf çekelim önce. Ben adalet istiyorum. Çocuğum kanı yerde kalmasın. Ben adalet istiyorum. Çocuğum yaşama hakkını elinden aldılar. O çocuğu yaptığını inanmıyorum. Ben çocuğum şeyini istiyorum. Adalet istiyorum. Çocuğum kanı yerde kalmasın. Kerem gibiler. Kanı yerde kalmasın. Ne? Evet, olay gününü anlatır mısınız? Olay günü, ben yukarıda otelde çalışıyorum. Otelden ben saat 8.42'de aşağıya doğru dönüp baktığımda burada bir olay olduğunu hissettim. Burada bir hareketlilik vardı, burada insanlar vardı. Dünya kadar insanlar vardı burada. Olaydan 3-5 dakika önce de ben iki el silah sesi duydum. Neyin ne olduğunu biz bilemedik. Sonrasında burada bir olayın olduğunu hissettik. Sonra buraya ambulans geldi. Sonra da bir tane taksi geldi. Ama saat 9 civarıydı. Belki de 9'u aşmıştı. Ambulans geldi. Ambulans geldiğinde çocuğun yanına geldi. Çocuğu almadı. Ondan sonra şoför arabaya bindi. Ambulansı çalıştırdı. Çıkacağı zaman yanına bir tane bayan geldi. Sonradan da öğrendik yine bayanın ismi Şükran Hanım. Şükran Hanım geldi, ambulansı tekrardan indi aşağıya. Tekrardan indiğinde çocuğun yanına bir daha geldi. Yine çocuğu almadı. Çocuk çünkü ölmüştü. Ambulansı tekrar ambulansa bindi. Ambulansı çalıştırdı. Tam hareket halindeyken jandarma geldi. Jandarma geldikten sonra ambulans çıkış yapamadı, durdular. Sonra burada bayağı bir beklediler. Bayağı bir bekledikten sonra ben odaya girdim, çıktım. Çocuğu buradan almışlardı. Ama ambulans, jandarma, ekip, herkes burada bekliyordu. Sonradan saat 9.18'de beni aradılar, çocuğum vuruldu diyerekten. Eşim beni aradı. Ben de dedim ki ne orada bir cinayet var diyerekten direkt ben geldim buraya. Ondan sonra ben anneyi gördüm. Anne dedi karnından vuruldu. Çocuğu gördüm. Silahı dedi arkasından dayadım. Ondan sonra ambulansıya sordum ne bekliyorsun diyerekten. Dedi abi dedi sen kimsin? Ben dedim çocuğun babasıyım dedim. Sonra ambulans yavaş yavaş yürüdü. Ama bir yaralı götürür durumda değildi. Çünkü onu neden diyeceksin? Ambulans ne şey çalıyordu siren, ne de hızlı gidiyordu. Yavaş yavaş tıngır mıngır gidiyordu. Sonra ana yola çıktıktan sonra eşim orada şeyi görüyor, ambulansı. Ambulansı eşim gördüğü zaman ambulans yine bekliyor orada. Neden bekliyor? Saat dolduruyorlar. Burada olayın aslı nedir? Savcının buraya gelmemesi, çocuğu buradan yaralı olaraktan diyerekten hastaneye alıp gitmek için. Sonra çocuk hastaneye gittiğinde doktor Murat Bey'le de biz görüştük. Çocuk dedi geldiğinde ölü olaraktan geldi dedi buraya. Ha. Evet, yani arkadaşı vurmuş diye. Hayır, arkadaşı değil. Arkadaşı bana dedi silahı arkadan dayandım. Çocuk ama ön kısmından vurulmuş, yüzünün ön kısmından. Burada sonradan biz fotoğrafları da incelediğimizde çocuğun o arkaya girip de vurma şansı yoktur. Yüzden de vurma şansı yoktur. Bizim şüphelendiğimiz kişiler ayrı bir kişiler. Çocuğun üzerine attılar. Çocuk ceza almasın diyerekten biz bundan şüpheleniyoruz. Olayın dolanı tam 5,5 yıl oldu. Ben adalet istiyorum. Varsa. Onun ardından çocuğum ya aynı günüsü ya da ondan bir gün önce çocuğum görmemesi gereken bir şeyi gördü. Yoksa bir insan bir çocuğu öldürmez. Mümkün değil yani bu. Evet, çocukta barut izi çıkmıyor. Çocuğun yalnızca bir elinde çıkıyor. Onu da bir eline tutturdu, sıktırdılar. Çocuğun ne bir doktor mayonası var, ne bilmem neyi var. Çocuğun onun içinden, silahın içinden boş kovan da yokturdu. Boş kovanı çıkartması mümkün değil.
Mümkün değil. Yani 12 yaşına geç çocuğun o silahı kullanma şansı sıfır. Bu kanuna da aykırıdır, her şeye de aykırıdır yani bu. Bu mümkün değil. 12 yaşında bir çocuğun çifteyi alıp da kullanması mümkün değil. Artı silahı kıracak, içinden boş kovanına çıkarıp atacak. Bu mümkün değil. Bunu birileri yaptı. Artı silahta parmak izi de yoktur. Silah barisliğe gitti geldi. Parmak izi yoktur silahta. Bütün bu cinayet olayı bütün düzmece. Başından sonuna kadar düzmece. Biz burada anne, dayı ya da burada birileri bu vardı. Çünkü çocuk otelin önünden buraya gelinir gelinmez vuruldu çocuk. Gelir gelmez evin önüne. Sanki çocuğu bekliyorlardı burada. Çünkü oğlan çocuğumuz sınıf arkadaşıydı. Bunlar sabahleyin maça gideceklerdi. Gökçedere'ye, oradan da yüzme havuzuna kursa gideceklerdi. Arkadaşını uyandırmak için geldi buraya. Çocuğum saat 8.26'da otelin önünde görünüyor. Bisikleti var altında. Bisikleti otelin arkasına saklıyor. 8.30 civarı oradan yürüye yürüye buraya kadar geliyor. Buraya gelme mesafesi 8-10 dakika civarı. Ben de zaten o esnada saat 8.42'de ben burayı seyrettim de olay olmuş bitmişti. Ondan öncesi de zaten ben iki el silah sesi duydum. Benim yanımda bir sürü de insan var. Hayır, mümkün değil. İki el silah sesi. Benim yanımda 50 tane insan vardı. Ben de oteldeydim, ben de çalışıyordum. Benim yanımda arkadaşlarım da vardı. İki el silah sesi duydum. İki el, benim yanımdaki arkadaşlar da hepsi duydu. Toparlandık, ofise geldim, telefonum çaldı. Telefonum çaldı, araştım, çocuğun dayısıymış. Sen Kerem'in annesi misin? Evet dedim, sen kimsin dedim. Ben dedi Fatih'in dayısıyım dedi, Fatih Kerem'i vurdu. Bir de dala geçerek, alay ederek böyle telefon ses tonunu. Eşimi aradım, dedim Halil Bey dedim. Kerem'den Fatih kavga etmiş dedim. Orada bir görünüyorsa bir bak dedi. Dedi burada cinayet var dedi. Öyle dedi zaman ben zaten elimdeki ayağımdaki ayakkabıyı attım fırlattım geldim. Ana yolda ben Amlas'ın yolunu kestim. Amlas'ın yolunu kestim. Baktım Amlas yol ağzında bekliyor. Gitmiyor. Yol ağzına bekliyor. Yolunu kestim dedim beni alın dedim. İçeride benim oğlum var dedim. Hayır dedi, seni alamazdık dediler. Orada benim Fatih'ten Kerem arkadaşlardı. Fatih öyle bir şeysi değildi, silah kaldırıp da kullanacak şey değildi. Çocuk hem korkaktı, hem de güçsüzdü, hem de boyu rahmetli Kerem'de kısaydı. Fatih o silahı kullanamaz kesinlikle. Çocuğum yaşama hakkını elinden aldılar. Ben lütfen adaleti istiyorum. Ben çocuğumu kanı yerde kalmasın. Ben çocuğumu katilini istiyorum. Ben 6 senedir ne yerdeyim ne gökteyim ne yedim ne içtim. Ben öbür çocuklarımı bile ihmal ettim. Ben adalet istiyorum. Çocuğumu katilini istiyorum. Ben de ben başka bir şey istemiyorum. Şey yapamıyorum. Aklımıza hemen şey gelmiyor. Sonra bir daha jandarma ne geldi ne gitti. Yani bu ihmaller vardı bizim en çok dikkatimizi çeken. Bu ihmallerden kaynaklı olarak da dosyanın seyri değişmişti. Evet, biz bütün çelişkileriyle bir şey ortaya koyduk. Sağ olsun Sayın Savcımız da bizi dikkate aldı. Şu anda soruşturmamız devam ediyor. Kasten öldürmeden kaynaklı. Dosya içeriğiyle alakalı ne yazık ki bilgi veremeyiz. Fakat ailenin lehi yönünde ilerleyen bir süreç var. Acılı ailenin lehi yönünde ilerliyor. Bu şekilde peşindeyiz işin. En büyük zaten çelişki silahın içerisinde boş bir kartuşun olmaması. Yani bir çocuğun yaptığını düşünmediğimiz bir şey ki yani ağır bir silahtan bahsediyoruz. Çok profesyonel, daha önce hayatında silah kullanmış kişilerin yapabileceği bir işlem bu. Hani belki bir araç, yani bir YouTube vesaire belki izleyerek yapılabilir ama o yaşta bir çocuğun yapabileceği bir şey değil. Yani bu kartuşun çıkartılması olayı. Onun haricinde de dosyanın içerisinde birçok buna benzer şekilde ihmal
edilen birkaç husus var. Yani mesela en bence büyük ihmal bir tatbikat raporu. Yani olay esnasında direkt arayıp savcının çağrılması gerekiyordu. Hani tabii ki savcılarımızla çok daha iyi bir soruşturma yürüyor. Olması gereken her şey olması gerektiği gibi yapıldığı zaman zaten soruşturmanın seyri orada kendini gösteriyor, belli ediyor. Burada bizim sıkıntımız, en büyük sıkıntımız da bu oldu. Hani bir tatbikat raporunun olmaması, bizim sürekli bir şeyleri mantık yürüterek yapmaya çalışmamız, keza ailenin de öyle yıllarca oradaki çelişkileri bulup çıkartması. Ya bu şekilde ilerliyor. Hadi lan sen anne gel. Yok yok. Ya Fatih! Bir çirkinleştirme gel buraya. Ben sana göstereceğim annemi. Yarın hazır ol Kerem, aracı sıkacak yani. Yüzüm kusuna var ya, benim yüzüm yüzüme çevirecek. Bekle. Aynen aynen. Allah çekeceğiz, gel kenara çekelim. Ya bir de yapabilirsin. Şey atın o elini.